Özer Bey, biz aslında size sunduğumuz projeyi biraz daha geliştirdik. Bu dosyayı incelemeden önce tesisi hep beraber yerinde bir görelim isterseniz. Aslında görsek çok iyi olur tabii. Gerçi ben 2 sene önce gitmiştim ama tabii bu göze bakmamıştım hiç. Bakın ne diyeceğim. Nasılsa okullar da tatil. Tesisimizdeki otele hepinize ailecek davet ediyorum. Hem sizin için tatil olur, hem orada gerekli incelemeleri yapabilirsiniz. Fotoğrafları falan çekersiniz. Böylece dosyamız daha sağlıklı olur. Ay gerçekten çok güzel bir düşünce. O halde hemen rezervasyonunuzu yaptırın. Ben bu akşamdan gidiyorum. Orada olacağım. Otel müdürüyle şimdi görüşürüm. Her şey için çok teşekkürler Özer Bey. Gerçekten çok incesiniz. Keyifli bir iş olacağı benziyor. Kesinlikle. Ben de bu işten çok umutluyum. Ben sizi yolcu edeyim. Rica ederim, zahmet edin. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Ay tatile gidiyoruz ya, inanamıyorum. Ben de geliyorum öyle değil mi? Gelmiyor muyum? Hepimiz için harika bir tatil olacak bu. Ay düşünsenize, karda yapılan romantik yürüyüşler. Şömine başında içilen sıcak şaraplar. Ya ne demezsin. Benim orada çok işim olacak. Böyle şeylere vakit bulacağımı hiç sanmıyorum. Bütün tesisin eskizlerini çıkarmam lazım. İyi ya, sen işine bak. Yanımıza bir misafir getirebiliriz öyle değil mi? Misafir mi? E tabii getirebilirsin herhalde. Ne misafiri? Tanrı misafiri. Ay hemen alışverişe çıkmam lazım benim. Salopet, kar gözlüğü, polarmont, kar başlığına ihtiyacım var. Bir de hepimize termal atletler almam lazım. Sonra akşam yemekleri için doğru düzgün yiyecek hiçbir şeyim yok. O kadar abartma. Sadece 1-2 gün kalacağız. Olsun. 2 gün de olsa şık ve eksiksiz olmalıyım. Tabii yürü yürü hemen alışverişe çıkalım. Hadi görüşürüz Hakan'cığım. Görüşürüz. Bir dakika. Kimi getireceksin sen? Sana ne be? Deli mi ne? Görüyor musun şunu yaptığını? Gerçekten sana ne ya? Hem kızdan kurtulmak istiyorsun hem de kaşınıyorsun. Ay Makbuş ve Nana olmadan Hakan'la baş başa geçireceğimiz bu 3-4 gün ikimize de çok iyi gelecek vallahi Merve. Ay bence harika bir tatil olacak bu. Sen kimi getireceksin bakayım? Ay şimdi bağıracağım ya, sana ne? Hayır bilelim de. Ay ben sana hesap vermek zorunda değilim. Canım kiminle isterse onunla gelirim. Şimdi böyle mi oldu? Evet böyle oldu. Kızılcıklarda seleleri de oldu. Ay çok kafir oldu. Ay hadi Merve, Hakan'a da soracağım daha bir şeye ihtiyacı var mı? Hadi, hadi. Simgeciğim, zaten benim kayak yapmaya falan vaktim olacağını zannetmiyorum. O yüzden bana bir şey almana gerek yok. Size iyi alışverişler. Ben de evi arayayım, bizimkiler hazırlık yapsınlar. Ne yani, onlar da mı gelecek? Evet, bir sakıncası var mı? Yok da sadece çocukları götüreceğimizi sanmıştım. Yani hem onların ne işi var? Makbuş zaten yaşlı üşütü verir oralarda. Nana desen ne anlar kayaktan. Maazallah kırıverir bir taraflarını. Öyle ayrı gayrı olmaz, hep beraber gideceğiz. Ay kuyruğumuz gibi onlarsız hiçbir yere gidemiyoruz ya. Ay hadi Simge ya, ne olur hadi. Şu işe bak ya. Kesin beni delirtmek için böyle yapıyor. Ya boş ver, takma kafan artık. Haklısın. Ne hali varsa görsün. Ha şöyle rahatla azıcık. İşlerimizi bitirir bir güzel kayak yaparız. Sen ne zamandan beri kayak yapıyorsun? Üniversite yıllarında Türkiye şampiyonasında derecelerim bile var. Hadi ya. Sen üniversiteyi İzmir'de okumadın mı? Orada nerede buldun karı? Vardı abi. Bizim zamanımızda kar vardı İzmir'de. İzmir'de kar. Kır abi dizlerini, kır kır. Abi 45 derece in. Yap 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 yap. Dik tur, dik tur, tur. Belki mi yay gibi olsun. Evet, böyle tamam. Kır şimdi dizlerini. Kır 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 kır. Çok kırdın, dur. Ben bu odanın ortasında zor duruyorum ya. Karın üstünde nasıl duracağım böyle? Abi benim hocalığım iyidir. Sen bana güven ya. Kaç tane yengene kaymayı öğrettim biliyor musun sen? Sağa doğru eğil, sağa doğru. Eğil, eğil. Olacak, olacak, dur. O kadar değil. Ya yok ya, sen bu işi beceremeyeceksin. Sen en iyisi kızakla kay. Öğretmenim sen olursan ben bu kadar öğrenirim tabii. Şimdi de suçu bana mı atıyorsun? Yetenek işi oğlum bu. Sen beni bir kayarken görsen aşık olursun vallahi. Ben mi? Saçmaladın yani Volkan. Ya lafın gelişi canım. Karda civa gibi kayıyorum vallahi. Bütün hatunlar hasta olacak bana. Gündüzleri kayarsın, akşamları da barda çıkarsın artık.
Dalga geçmesene ya abicim. Yok yok. Bundan sonra kaçırmam ben senin programlarını. Sahnen çok iyi. Hakan. Bak bu annemin kulağına giderse çok kötü olur ona göre. Yüreğine iner vallahi. Rahmetli babam bir keresinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmeye niyetlenmişti de annem boşanmaya kalkmıştı. Bu Merve kiminle gelecek biliyor musun? Tamam tamam ilgilenmiyorum. Ah evdekilere haber verecektim unuttum. Alo Makbuş. Tatile gidiyoruz. Ay özel bir rezervasyon için otele mail atmamızı söylemişti. Atayım mı? Mail adresi burada var. Hakan'la bana double, çocuklar için büyük bir oda. Ay bir dakika bir dakika. Üç yataklı olsun. Peki sen? Tabii ki de double. Volkan'a da bir single. Bu kadar. Nana ile Makbuş? Onlar gelmiyor. Ay Hakan Bey. Sana gelmeyecekler dedim. Anlamıyor musun Merve? Hakan'a şimdilik bir şey söyleme. Ay benim için double oda ayırtık. Ayıp olmaz değil mi? Ne double odası be? Efendim Volkan. Ben niye gelmiştim buraya? İnsanda kafa bırakmıyorsunuz ki. Double odaymış. Ha 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 ha!